Arkadaşlar merhaba. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Yapı bilgisi ile ilgili 10. teste geldik. 1. soruyla başlıyoruz. Cümlelerin hangisinde yüklem yeterlilik fiilinin olumsuzluğuyla çekimlenmemiştir diyor arkadaşlar. Hatırlarsanız e-binmek sözcüğü yeterlilik fiilidir. Bunun olumsuzunda bil kısmı düşer, geriye e'si ve a'sı kalır. Yukarıdaki açıklamada da arkadaşlar bunu anlatıyor. Seçeneklere baktığımızda kamil olmayan hayatın kadrini bilemez ifadesinde bilmek fiil köküdür. Şuradaki e arkadaşlar bizim e-binmek yani yeterlilik fiilinin olumsuzudur. O yüzden A seçeneğinde vardır. Bunu elemiş oluruz. İnsafı olmayan mizanın kadrini anlayamaz ifadesinde anlamak fiildir. Yine buradaki A2 e-binmek fiilinin yani yeterlilik fiilinin olumsuzudur. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. Kadrine boyun eğmeyen yaşamın tadını alamaz ifadesinde almak fiildir. Buradaki A arkadaşlar yine yeterlilik fiilinin olumsuzudur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Kendisine saygısı olmayan kimseye saygı göstermez ifadesi dursun. Hayal etmeyen varlığın sınırına varamaz ifadesinde varmak fiildir burada. Buradaki A da yine nedir? E bilmek fiilinin olumsuzdur. Yani yeterlik fiilinin olumsuzdur. O yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. Bakın göstermek arkadaşlar fiildir. Mazmezeki de nedir burada? Geniş zamanın olumsuzudur. Dolayısıyla yeterlik fiilinin kullanılmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde bu açıklamanın dışında kalan birleşik fiil kullanılmıştır? Türkçe'de bazı birleşik fiiller isim soylu bir sözcükle yardımcı eylemden oluşan söz gruplarıdır demiş. Yardımcı fiillerimiz neydi bizim hatırlarsanız? Etmek ve olmak sözcükleriydi. Önüne isim aldıklarında yardımcı eylem oluşan birleşik fiil oluştururdu arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda dedesinden kalan kurmalı saati kaybetmiş cümlesinde kaybetmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Fatih Sultan Mehmet birçok yer fethetmişti ifadesinde fethetmek yine yardımcı eylem oluşan birleşik bir fiildir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Sorunlarını belediye başkanına da arz etmişti ifadesinde arz etmek de yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Bahçedeki güller susuzluktan mahvolmuştu ifadesinde. Mahvolmak yine olmak yardımcı eylemiyle oluşmuş. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Türkçe'de fiilimsi konusunu zor anlayabilmiş ifadesinde. Bakın anlamak fiildir. Buradaki e bilmek nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiili de kurallı bileşik fiillerin içerisinde yer alır. Bundan dolayı farklı olanı sormuştu arkadaşlar. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinin yüklemi, tezlik, çabucak olma anlamı taşımaktadır diyor. Tezlik fiilimiz neydi arkadaşlar bizim hatırlarsanız? İvermek fiiliydi. Bir gün ben de buradan gidebilirim. Ebilmek yeterlilik fiilidir. O yüzden bunu elemiş olduk. Canvozu birden elinden düşüverdi. Bakın ivermek tezlik fiilidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Çocuğun arkasından koşarken düşe yazdı. E yazmak yaklaşmak fiilidir. Birçok akım günümüze kadar süre geldi. E gelmek sürerlik fiilidir. O yüzden bunu ederiz. C seçeneğini elemiştik. Sonunda o da işe gitmekten vazgeçti. Vazgeçmek de anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Dördüncü soru, cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte eylemin devam ettiği anlamı yoktur demiş. Yetişemeyen yolcular giden geminin ardından baka kaldı. E kalmak arkadaşlar sürerlik eylemidir. Eylemin devam ettiği anlamını içeriyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sen gide dur. Ben kalan işleri bitirip sana yetişirim. Yine bakın burada e durmak sürerlilik fiilidir. O yüzden eylemin devam ettiği anlamını içermektedir. Biz B seçeneğini denemiş oluruz. Edebiyatımızda süre gelen tartışmalar
bir dönem daha devam eder ifadesinde e gelmek yine sürerlilik fiilidir. Geçmişten geldiğini ve devam ettiği anlamını içermektedir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Karanlıkta gözü iyi seçemediği için önündeki kuyuya düşmüş. Bakın bu dursun arkadaşlar. Çocuk odada uyuyor. Ses çıkarıp uyandırmayın ifadesinde uyuyor demiş. Eylemin devam ettiği anlamını içermektedir. Çocuk hala uyuyor. Şimdiki zamanla çekimlenmiş. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Düşmüş ifadesinde ise eylemin geçmişte gerçekleştiğini, olup bittiğini öğrenilen geçmiş zaman kipekinden anlıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru, cümlelerin hangisinde yeterlilik fiili cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır diyor. 5 tabak yemeği bir öğünde bitirebiliyor. Bakın e biliyor. Burada ne anlamı katmış? Gücü yetme anlamı katmış arkadaşlar. Eylemi yapabildiğini gösteriyor. Söylediğim her sözü çabucak anlayabiliyor. Yine burada da gücü yetme anlamı katmış. 2 torba şekeri aynı anda taşıyabiliyor. Yine burada da gücü yetme anlamı katmış. 500 sayfalık romanı bir günde okuyabiliyor. Bunu da yapabildiğini, gücünün yettiği anlamını görüyoruz. Ve E seçeneğine baktığımızda ise üniversiteye giriş sınavında başarılı olabilir demiş. Bakın arkadaşlar buradaki olabilir ifadesi e bilirden dolayı cümleye tahmin anlamı kattığını görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde yer alan etmek sözcüğü yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır? Açıklamamıza bakalım. Etmek sözcüğü asıl fiil olarak da kullanılabilir. Asıl fiil olarak kullanılan etmek sözcüğünün yerine başka fiil getirilebilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Yıllar önce memleketini terk etti ifadesinde terk etmek yardımcı eylemdir. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Sınavı kazanmak için çok emek sarf etti. Emek sarf etmek yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Doktor beni başka hastaneye sevk etti ifadesinde sevk etti. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Etrafını hayret içinde seyretti ifadesinde yine seyretmek yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Antika vazo ve halı çok para etti ifadesinde etmek kelimesinin yerine ben tuttu ifadesini getirebilirim. Antika vazo ve halı çok para tuttu oluyor. Anlamlı bir bütün oluşturuyor. O yüzden buradaki etti sözcüğü nedir arkadaşlar? Gerçek anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde yer alan olmak sözcüğü yardımcı fiil olarak kullanılmıştır diyor. Olmak sözcüğü asıl fiil olarak da kullanılabilir. Asıl fiil olarak kullanılan olmak sözcüğünün yerine başka fiil getirilebilir demiş. Seçeneklere bakalım. Geçen haftaki sınava girmeyenler olduğu ifadesinde girmeyenler bulunmuştur desem bakın yerine başka bir fiilin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Böyle güzel bir yaz gecesinde aşık oldu. Dursun bu. Akşamleyin mutlaka orada olacağım ifadesinde arkadaşlar oraya geleceğim desem bakın yine başka bir fiilin geldiğini görüyoruz. O yüzden C seçeneğinde elemiş olduk. Meyveler bu yılda geç oldu. Geç olgunlaştı desem arkadaşlar. Olgunlaşmak da fiildir. O yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. Geçen yıl Mart ayında bir kızı oldu ifadesinde ise burada arkadaşlar kızı doğdu desem bu da bir fiildir. Dolayısıyla bunun da gerçek anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Böyle güzel bir yaz gecesinde aşık oldu ifadesinde olmak sözcüğünün yerine fiil getiremediğimiz için aşık olmak nedir? Yardımcı eylemle yapılan birleşik bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Ağlarım kelimesinde ağlamak fiildir. R burada arkadaşlar geniş zamandır. Im da birinci tekil şahıs ekidir.
Dolayısıyla sözcük çekim eki almış, yapım eki almadığı için bir nedir? Basittir. Ağlatamam, ağlatabilirim olur. Buradaki a arkadaşlar ebilmek fiilinin yani yeterlik fiilinin olumsuzudur. Dolayısıyla ağlatamam sözcüğü kurallı birleşik bir fiildir. Hissederim kelimesinde his isim, etmek nedir? Yardımcı fiildir. Etmek olmak vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla bu da yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiildir. Söyleyemem yine ebilmek sözcüğünün olumsuzuyla çekimlenmiş. Dolayısıyla bu da kurallı birleşik bir fiildir. Giremez, girebilir. Yine yeterlik fiilinin olumsuzu var. Bu da kurallı birleşik fiildir. Arkadaşlar 2, 3, 4 ve 5 numaralı sözcükler birleşik fiilken 1 numaralı sözcük basit sözcüktür. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru. Dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir birleşik fiil kullanılmamıştır diyor. Deyim biçiminde oluşan fiillere anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın ifadesinde arkadaşlar. Bakın adı kalmak deyimdir. Anlamca kaynaşmış bir birleşik fiildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Onlar cihandan geçtiler. Akla karayı seçtiler ifadesinde akla karayı seçmek deyimdir. B seçeneğini de elemiş olduk. Çünkü anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturuyor. Bir çıkmaza girdi bugün yolumuz. Geçit vermez sağımızda solumuz ifadesinde bir çıkmaz yola girmek arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Aynı zamanda geçit vermez de bu şekilde kullanılmıştır. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dili ifadesinde dile düşürmek arkadaşlar deyimdir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturur. D seçeneğini delemiş olduk. Bu sefil iştiha, bu kirli nazar bulamaz sende, bende bir mana dizelerinde ise bakın deyim olmadığını görüyoruz. Bulamaz, bulabilir, yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Dolayısıyla bu kurallı birleşik fiili oluşturur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru, bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Yardımcı fiil kullanılmıştır diyor A seçeneğinde. Bakın kurban olduğum derken olmak yardımcı fiildir. Yardımcı fiille oluşan birleşik fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yeterlik fiilinin olumsuzu vardır demiş. Yeterlik fiilinin olumsuzunda ebilmek sözcüğünün bir kısmı düşer. Geriye e'si kalırdı. Doyamadım, sayamadım ifadelerinde bakın şuradaki a'lar yeterlik fiilinin olumsuzudur. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Geniş zamanla çekimlenmiş fiil kullanılmıştır diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bakın derler kelimesine bakıyoruz. Arkadaşlar kelimeyi ben bu şekilde eklerine ayırmış olurum. Demek fiil köküdür. R geniş zamandır. Lar da çoğul ekidir. Yani üçüncü çoğul şahıs eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hem duyulan hem görülen geçmiş zaman kullanılmıştır diyor D seçeneğinde. Bakın doyamadım derken buradaki D nedir? Görülen geçmiş zaman kip ekidir arkadaşlar. Aynı zamanda gelmiş derken buradaki miş eki de öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok türemiş fiil vardır diyor arkadaşlar. Var mı peki? Yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru, bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük, şimdiki zaman anlamı taşıyan türemiş bir fiildir diyor. Uğurlamakta kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü uğurdur, isimdir. Uğurdan uğurlamak olmuş yani isimden fiil yapım eki almış. Makta mekte eki de arkadaşlar burada nedir?
uğurluyor anlamına gelir. O yüzden şimdiki zaman kipekidir. Bundan dolayı da A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik fiildir diyor. Yardımcı eylemimiz neydi hatırlayın? Etmek, olmak sözcükleriydi. Günümüzde en çok kullanılan bunlardı. Kayıp olmak bu şekilde oluşmuş bir fiildir. Kayıp isim, olmak fiildir. Ünlü düşmesi olduğu için birleşik yazılmış. Bundan dolayı B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük emir kipiyle çekimlenmiş basit bir fiildir diyor. Bakalım bak ifadesinde kelimenin kökü zaten bakmaktır, fiil köküdür. Emir kipiyle çekimlenmiş, ek almamış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük sürerlilik bildiren kurallı bileşik fiildir demiş. Arkadaşlar sürerlilik fiillerimiz neydi? E durmak, e gelmek, e kalmak sözcükleriydi. Bakalım kalıver demiş. Buradaki ı vermek nedir arkadaşlar ya da i vermek tezlik fiilidir. Yani sürerlilik fiili değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci sözcüğe de bakalım. Çekim eki almış basit bir fiildir diyor. Gitsin sözcüğü arkadaşlar gitmek fiil köküdür. Sin de nedir? O gitsin üçüncü tekil şahıs ekidir ve emir kipiyle çekimlenmiştir. Bundan dolayı da yapım eki almadığı için basittir. Bu yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 12. soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı, birleşik bir fiil kullanılmıştır? 1978 yılında denemeler karalıyordum. O yıllar aziz ülkemin en karanlık yıllarıydı. Lise öğrencisiydim ve Mavera dergisini takip ediyordum. Cümlesinde bakın takip etmek, etmek yardımcı eylemiyle oluşmuş birleşik bir fiildir. Buradaki yor nedir arkadaşlar? Yor şimdiki zamandır. Do da şuradaki do eki de nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Peki ek fiilin neyidir bu? Hikayesidir. Dolayısıyla şimdiki zamanın hikayesi olmuştur. Birleşik zamanlı bir fiildir. Takip etmekte yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiil olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.